Hepinize selamlar. Bisikletin rublesini 11.32'den 12.28'de olan standart rubleye çevireceğim. En son bir tırmanış yapmıştım. 11.32'lik bir ruble takılıydı üzerinde. 3 aydır o rubleyle duruyor. Fakat aktif sürmeye başladığımda 11.32'lik rublenin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Özellikle yük sistem. Bu yüzden rubleyi 12.28'lik standart kullandığım rubleye değiştireceğim. Hazır bu değişimi yapıyorken de bir tane video çekeyim dedim. Bu videonun aslında benzerleri, bu adilleri her tarafta var. Bu da benim tarzımda olan bir video olsun istedim. Hani hem vlog hem böyle ruble sökümünden bahsedeyim. Bu ruble sökümü için gerekli olan aparatlar bize. Bir adet ruble sökme anahtarı. Bu AliExpress'ten alınmıştı. Bayağı bir uygun fiyatlı olması lazım bunun. Yani 1 dolar 2 dolar maksimum öyle bir şeydi. Şimdi enomi.com'da da vardır ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu da AliExpress tabii ki de ruble sökme aparatı olarak geçiyor. Aynı zamanda Holoptek de sökümlüyor bu şeyle. Holoptek göbekleri de sökümlüyor ama biz bugün bu tarafını kullanacağız. Bir de İngiliz anahtarı. Bu AliExpress değildir artık. Her şey AliExpress ama bu AliExpress değil abi. 3 tane aparatla işimizi göreceğiz. Rubleyi neden sökmek isteriz onunla alakalı olarak size değineyim. Şimdi bisikletinizin dişlileri çok ağır geliyordur. Son viteste bile o kadar sert geliyordur. Yokuş çıkmakta zorlanıyorsunuzdur vesaire. Bu tarz bir sıkıntınız varsa rublenizi değiştirirsiniz. Bisikletin arka aktarıcısının arka rublede kaseti destekleyebileceği boyutları kadar takabilirsiniz. En büyük, en yumuşak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yumuşatmak istiyorsunuz vitesinizi. Sert geliyor, yetmiyor yokuşlarda. Aslında bunun bir yöntemi var. Kondisyonunuzu artırmak. Lakin kondisyonunuzu artıramıyorsunuz. Yine yokuşlarda zorlanıyorsunuz. Bu şekilde daha hani mekanik destek olarak almak istediğinizde bisikletin rublesini değiştirebilirsiniz. En büyük dişlisini daha büyük ebatlarda olan bir dişliyle değiştirdiğinizde rubleniz yokuşlara daha iyi performans almanızı sağlar size. Tabii bu arka aktarıcınızın desteklediği maksimum büyüklükteki dişliyle alakalı, zincirinizin boyutuyla alakalı. Yani bu işlemi aslında yapabilirsiniz. İnternette sorabilirsiniz. Mesela şöyle, bisikletinizde 7'li veya 8'li sistem bir bisikletiniz olduğunu düşünelim. Arka aktarıcısında Shimano Altus olduğunu düşünelim. Yani gidip yazıyorsunuz Shimano, bakıyorsunuz Altus arka ruble maksimum dişli diye yazdığınızda oranları çıkar. Kısa bacak mı uzun bacak mı diye belki soru sorabilir. Bakarsanız bacağın uzunluğuna, kısa bacak nedir, uzun bacak nedir, kısa bacağın boyu ne kadardır, uzun bacağın boyu ne kadardır, maksimum ne kadar dişli alıyordur gibi. Bununla alakalı olarak internette birçok mecra var. Yani birçok sayfada yazıyor zaten. Hangi arka aktarıcının maksimum ne kadar dişliği desteklediği gibi. Bununla alakalı bir Google yapmanız size her şeyi sunacaktır önünüze. Bu işler o kadar da zor değil. Sadece Google'a, internete yazmakla bitiyorlar. Şimdi ben de iki çeşit ruble kullanıyorum. Bir tırmanış için ya da yüklü turlarda, bikepack yaptığım turlarda kullandığım bir rublem var. Bir de normalde standartta kullandığım bir rublem var. Standart rubleme geri dönüyorum yani. Onun için saydığım ekipmanlarla birlikte bisikletimizi alacağız. İşlemimize başlayacağız. Bisikleti tamir standına aldığıma göre şimdi yapacağım işlem vitesi son, vitesi en küçük dişliğe alıyorum. Böylece bisikletin arkasındaki tekerlek kolay bir şekilde çıkabiliyor. Yani diğer türlü zincir biraz daha geride kaldığı için tekerleği ayırmakta zorlanabiliyoruz. Bunu bu şekilde en sert vitesi ayarlıyorum. Sonrasında frenimi açıyorum daha kolay çıksın diye. Arka küre mandalı açıyorum ve tekerlek direkt düşüyor. Bu olay yol bisikleti olduğu için tabii çok kolay. Normalde yol bisikleti olmasaydı biraz daha zorlanırdım. Çamurlu olsaydı daha da zorlanırdım. Yol bisikletlerinin zaten kendi yapılış prensipleri, hani lastikleri herhangi bir sıkıntıda anında hemen sökülsün, yenisi hemen takılsın kolay bir şekilde ve yola devam etsin diye olduğu için bu işlemler çok daha basit oluyor yol bisikletleri. Çok daha temiz oluyor yani işimiz. Artık bisikletle işimiz yok. Şimdiki işimiz bizim ruble anahtarı ve ruble ile ve bu arkadaşlar. Küre mandalını çıkartıyorum. Küre mandalını çıkarttım. Ruble sökme aparatını aldım.
ve rublenin en sonunda üçüncü dişlisini sardırıyorum şu şekilde. Sardırdım. Sonrasında ruble sökme aparatımı, anahtarımı burasına çekip tutuyorum. Tutuyoruz anahtarı direkt. Bastım dediniz ve söküyorum. Zaten insani boyutlarda sıkıldığı için, yani torklarına göre sıkılıyor ama beni tork anahtarı yok. Benim elim tork diyen ustalara buradan selam olsun. Yani belirli torklarda sıktığım için kolay bir şekilde elime geldi. Uygulanması gereken güç belli yani. Şimdi direkt tüm kasetimi elime aldım. Şimdi monte edeceğim kaseti. Bu 28'lik, 12-28'lik olan kaseti yuvasına monte edeceğim. Burada tırnaklardan bunun giriş yerinin izi olan belli yer var. Burada bir tane tırnak küçük. Diğer tırnaklar daha büyük. Burada da küçük tırnak var. Küçük tırnağın olduğu yere o denk gelecek şekilde bırakıyoruz. Sonrasında şu aparatı, benim problemde böyle bir aparat çıktı. Bunu bırakıyoruz. Bunun standart küçük delik, büyük delik yeri yok. Sonrasında gelecek olan dişli çarkı, yine o küçük delik, büyük delik hizasına dikkat ederek şu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında gelecek olan el boy küçüğü de aynı şekilde hep o küçük delik hizasına dikkat ederek bırakıyoruz. Sonrasında diğeri de bırakıyoruz. Ve kapatacağımız, bunu kilitleyecek olan kapağını bırakıyoruz. Tekrardan bu anahtarımızı alıyoruz. Kaset burada anahtarımızı alıyoruz. Yerine oturtuyoruz. Elimizi nazikçe çeviriyoruz. Şöyle söylemek size. Saat yönünde çeviriyoruz. Açarken saat yönünde değil, açarken saat yönünün tersine, kapatırken de saat yönünü çeviriyoruz. Giz anahtarımla burada yazan torku, benimkisine 40 tork. 40 torku artık tahminimle, dediğim gibi benim elim tork anahtarı gibi olduğu için benim tork anahtarı gibi olduğu için torku tahminimce yapıyoruz. Sıkabiliyorum. Sıkalım çünkü bu tork anahtarına olmadı diye düşünüyorum. Şöyle sıkalım. Tamamdır. Bu yeterli. Bu şekilde yeni rublemiz takılmış durumda. Ulan ters yöne çevirelim derken eldiveni yırttık. Neyse. Parmağı kesmedik iyi. Bu şekilde rublemiz takıldı. Yani eski rublemizde tek parça halini çıkarttım. Böyle bir 32 rubleydi. Onun parça dağılımı bu şekilde. Tek parça 8 tanesi. 2 tanesi ayrı bir şekilde olmuş. Bir de kapağı var. Tamamdır. 12-28'lik rublemiz hazır. Küre mandalını bakalım. Burasına olay bu kadar. Rublemiz değişti. Arka tekerleği getirdik. Zincire son dişliğinin hizasına getirdim. Kolay bir şekilde olsun diye diyorum. Sonra çekiyorum.
yaz anahtar bir şey mesafesini ayarladım. Tamam. Şu anda yerine oturdu. Artık fren klipsi kapatayım, tekerlek düşmesin. Manivela sıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 farklı aparat yardımıyla bisikletin arka rulesini değiştirebildik. Basit bir işlem aslında. Çok zor olan bir şey değil. Hani inanılmaz zor bir şey de değil. Yani bu işlemi yaptırmak için eğer bisikletinize yüksek bir meblağ ödüyorsanız bence hiç yapmayın. Gidin AliExpress'ten hepsini alın gelin. Aynı benim yaptığım gibi yani. AliExpress olur, Türkiye'de enomi.com olur gibi gibi. Muadili olan aparatlarla çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Yani yapamazsanız gidin bisikletçiye verin. Adam zaten 5 dakikada yapar. Bunun için de bir ücret istememeleri gerektiğini düşünüyorum ama servisin bir ücreti vardır tabii ki de. Bunu unutmamak lazım. Yani olay bu. Basit bir şekilde kullandığım standart setup'ıma bisikletimi kavuşturmuş oldum. Sizlere de umarım yardımcı olacak olan bir video olmuş olur. Çocuk. Birçok muadili var. Belki benimkini tercih etmek isterseniz. Belki istemezsiniz. Siz bilirsiniz. Hepinizi tekrardan görüşürüz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Videoma like atıp beğenip yorum yaptığınız için de teşekkür ederim. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bye bye.